Efendim devam edelim şimdi. Yani dedi ki elektriğe de yansıması işten bile değil. Zaten bir süredir elektrik konusunda da bir kimilerinin zam beklentisi konuşuluyor. Bir de vatandaş soruyor. Biz bunları zaten ödüyoruz da şimdi bir de zam gelirse ne yapacağız diye. Hakikaten ne olacak? Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Özdağ'a bir danışalım mı? Bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim, saygıyla selamlıyorum izleyicilerimizi. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz efendim, saygı sevgi bizden. Şimdi yani hakikaten soru ortada zaten, zam ortadayken ne soracağını da bilemiyor insan. Şimdi bu doğalgaz zammı elektriği de etkiler mi diye genel anlamda bir girizgah yapalım. Şimdi etkilemesi kaçınılmaz. Niçin kaçınılmaz? Çünkü size bağlanacağım bilgisini alınca en son resmi istatistiklere bir bakayım dedim. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı ne olmuş diye. Şu andaki gerçekleşme yılbaşından bu yana doğalgazın elektrik üretiminde kullanım payı %32'yi bulmuş. %32. Yani kullandığımız elektriğin %32'sini doğalgazı, ithal doğalgazı yakarak kullanıyoruz. Çünkü Türkiye'de kullandığımız doğalgazın yaklaşık olarak %98-98.5'unu yurt dışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla doğalgaz fiyatlarında gerek uluslararası piyasada gerekse iç piyasadaki doğalgaz fiyatlarının artıyor olması doğrudan doğruya elektrik fiyatlarını etkilemesi kaçınılmaz. Benden önce habere konu olan siyasileri de dinledim. Hepsi doğalgaza gelen zam üzerinden yaklaşımlarını ortaya koydular. Aslına bakarsanız son zamanlarda hani biz de ister istemez Türkiye'nin her tarafından elektrik faturasını Ağustos ayı ilk haftasından bu yana elektrik faturasını eline alan pek çok vatandaş tarafından gerek Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi gerekse şubelerimiz aranarak gerekçeler soruluyor ama biz zaten hani bu gelmekte olanı yani gelenin geleceğini 25 Kasım 2020 tarihinde yani. Elektrik piyasası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste yasalaşmadan önce biz var gücümüzle sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Gene ekranlarınızda bizlere yer verdiniz. Sesimizi duyurmamıza gayret ettiniz. Biz bu faturaların bu şekilde geleceğini fal bakarak değil ama mevcut siyasi iktidarın enerji politikalarına bakarak bunların gelmekte olduğunu söyledik. Ve şu anda 25 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan elektrik piyasası kanunundaki değişiklikler üzerinden söylüyorum. Bunların sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Bunlar beklenen şeyler. Maalesef başımıza geldi ve gelmeye devam edecek. Yani özet olarak doğalgaza gelen zam bir biçimde elektrik üretim fiyatlarına ve oradan da dağıtım fiyatları üzerinden bizim faturalarımıza yansıması kaçınılmaz. Eğer bu zammın elektrik tüketici faturalarına yansımaması gibi bir durum olacak ise o zaman da elektrik üretim anonim şirketi dahil olmak üzere süreç içerisindeki ilgili kamu kurum kuruluşlarının görev zararlarını iyi inceletmemiz gerekiyor. O zaman bunu açalım. Yani, neden? Bir şekilde sübvanse edilmesi gerekecek. Yani bu eğer mevcut elektrik faturalarındaki mevcut vergi ve fonlar korunacaksa elektrik faturalarındaki mevcut dağıtım şirketlerinin dağıtım bedellerinin oranı korunacaksa mevcut enerji bedeli üzerindeki yüzdeler üzerinden söylüyorum. Yani elektrik faturalarımızdaki dağılım oranları hiçbir şekilde değişmeden aynı şekilde bize yansıtılacaksa bize zamlı faturaların gelmesi kaçınılmaz. Eğer vergi ve fonlarda herhangi bir tüketici lehine, yani mesken aboneleri lehine, çiftçi lehine, sanayici lehine, esnaf lehine bir düzenleme yapılmayacaksa şayet mutlaka o zaman da kamusal bir takım kaynaklarla bunun sübvanse edilmesi şart. Biz geçen hafta da bu zamlı faturalar geldiğinde gene üzülerek Ekim ayında yani normalde 1 Ekim 2021 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 2021 yılının son çeyreğine dair elektrik tarifelerini uygulamaya koyması gerekiyor 1 Ekim 2021 tarihinde. Yani biz mevcut piyasa şartlarına bakarak yani daha bu doğalgaz zammı gelmeden önce %15'lik bir şeyi
telaffuz etmiştik. Evet. Yani Google'a girerseniz bakarsanız görürsünüz. Yani evet, evet. Peki burada gibi bir rakam ben de telaffuz etmiştim şahsen. Evet, evet, evet. Burada ama bir kere daha söylüyorum, bunun için fal bakmamıştık. Ya. Uluslararası piyasadaki gerçekleşmelere, Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut elektrik enerjisi üretim portföyüne bakarak bu sonuca varmıştık. Buyurun. Geliyordu, gelmekte olan diyorsunuz zaten. Bunu da başından buyurun itibaren ifade etmiştiniz. Şimdi peki burada tam olarak çare ne olabilir? Çünkü faturalar aldı başına gidiyor. Yani ekonomi şahlandı dediler. Faturalar, borçlar aldı başına gitti, şahlanmış durumda. Şimdi, burada ilk bakarsınız. Etapta en hızlı yapılabilecek çözüm önerisi, öneriniz nedir efendim? Bakın şimdi şöyle benzetme yapayım ben. Yani hastane bahçesinde kalp krizi geçiren bir hasta var. Hı hı. Ve siz ne biçimde müdahale etmek zorundasınız vatandaş olarak. Yani tabii, biliyorsanız kalp masajı uygulayacaksınız değil mi? Yani tabii, hani tabii. Ve bir taraftan da 112'yi arayacaksınız. Yani şu anda yapılması gereken en acil iş, elektrik ticareti yapmayan, bakın bir altını çizerek söylüyorum. Güzel. Ben de bu ülkenin bir elektrik faturası ödeyen elektrik abonesiyim. Ben elektrik ticareti yapmıyorum. Ben insani zaruri ihtiyaçlarım nedeniyle elektrik kullanıyorum. O nedenle %18 KDV'nin en azından, hep bu kalp krizi için söylüyorum bunu, acil derhal yani elektrik ticareti yapmayan, yani elektriği satın aldığı dağıtım şirketinden satın aldığı elektriği herhangi bir şekilde katma değer vesaire uygulayıp ürüne ticarete dönüştürmeyen bütün işletmeler için katma değer oranının gözden geçirilmesini ve elektrik faturalarımızda yer alan ve enerji bedeli üzerinden alınan belediye tüketim vergisi, enerji fonu, TRT fonu gibi bütün kalemlerin bir kere daha bu ülkenin vatandaşlarının, çiftçisinin, esnafının lehine gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizeyim. Yani ilk acil paket olarak bu geliyor aklıma. Yani bunun dışında biz özellikle bir kere daha altını çiziyorum. Elektrik piyasası kanunu mecliste görüşülürken, ki alt komisyon çalışmalarına da katılıp elektrik mühendisleri odası adına da bizzat rapor takdim etmiştim ben. Hı hı. Şu anda Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları suistimali olduğunu söylüyoruz. Bakın çok, yani bu ifade ağır bir ifadedir. Yani Türkiye rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve tırnak içerisinde söylüyorum. Yani eski araba lastiği, orman, tarımsal ürünü yakarak, bunun adına da biyokütle diyorlar bu arada. Hı hı. Elde ettiği elektrik enerjisinin kilowatt saatine şu anda piyasanın çok üzerinde bedel ödüyor şu anda. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması üzerinden. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara uygun olarak 10 yıl boyunca döviz cinsinden ödeme alacak şirketlerin derhal bugünden itibaren şu anda tekrar TL bazına çevrilip piyasa fiyatlarına yakın rakamlar üzerinden yeklem desteklerinin tekrar gözden geçirilmesi en acil yapılacak işlem. Yani şu anda kalp krizi geçiren bir vaka var ve biz kalp krizine acil müdahale konuşuyoruz şu anda. Bir de bunun uzun vadede yapılması gerekenleri var. Eğer hasta acil yoğun bakım sürecinden çıkarsa, ki çıkacak, o zaman servisteki tedaviye gelindiğinde de o zaman da diyeceğiz ki siz 2007 yılında enerji verimliliği kanunu çıkarttınız ama bu enerji verimliliği kanununun gereklerini 2007 yılından bu zamana kadar sürekli öteliyorsunuz. Evet. Şu anda Türkiye'de 10 milyona yakın konutun, binanın maalesef enerji yalıtımları sağlanmamış vaziyette, yazın sıcaktan fırın gibi pişiyoruz, klimalara asılıyoruz, vantilatörlere asılıyoruz. Kışında soğuktan donup bu sefer de ya ithal kömüre, ya ithal doğalgaza, ya da elektrikle ısınmaya gayret ediyoruz. Yani bir kere şu ana kadar siyasi iktidarın, 20 yıllık kesintisiz siyasi iktidarın binalardaki ve bütün kamu kurum kuruluşlarındaki, kamu binalarındaki bu enerji sarfiyatına el atmamış olması, özellikle ulaşımdaki, ki biliyorsunuz yani Türkiye birincil enerji kaynakları bakımından, yani petrol, kömür, doğalgaz vesaire gibi
enerji kaynakları bakımından net olarak %70 oranında dışa bağımlı bir ülke ve biz ulaşım sektörünü hiç konuşmuyoruz. Yani toplu ulaşımın ve ulaşım sektöründeki enerji verimliliğinin önemine hiç değinilmedi bugüne kadar. Ve ekonomik açıdan içinde bulunduğumuz şartları hani ekonomistlerimiz daha iyi dile getiriyorlar ama çok kırılgan bir haldeyiz. Yani özellikle dolar dövizdeki herhangi bir oynamam TL dolar makasının açılması biraz önce söylediğim gerekçelerden dolayı çünkü arada bunu sübvanse edecek, buna tampon görevi görecek herhangi bir her bir Merkez Bankası rezervini veya kamu kaynağının olmadığını biliyoruz artık. O yüzden de sadece Türkiye'deki enerji politikalarının olumsuzluğu değil, yurt dışı piyasalarındaki olumsuzluklarla da doğrudan doğruya artık bünyemizin kendisini savunma mekanizması kalmadığı için, yani immün sistem çöktü yani artık şu anda. Dolayısıyla her türlü olumsuz etkiye karşı savunmasız hale geldik. Yani açık, yani bir kere daha söylüyorum, kalp krizi geçiren hasta için acil bakımdaki, yoğun bakımdaki tedavi derhal vergi ve fonlar gözden geçirilsin. İyileşme sürecine giren hasta için de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasındaki suistimale son verilmesi ve tedavinin devamında da özelleştirilen dağıtım şirketleri, yani Türkiye'deki 21, yani Türkiye'nin elektrik dağıtım şebekesi %100 özel sektörün elinde şu anda. Bizim yeniden kamusallaşmayı, kamulaştırmayı konuşmamız lazım. Evet. Son bir cümle söylemek istiyorum. Buyurun. An itibariyle tükettiğimiz elektriğin %16,5'unu kamu sektörü üretiyor şu anda. %83,5'unu özel sektör üretiyor. Yani elimizde sadece şu anda iletim sektörü, yani Türkiye Elektrik İletim AŞ TEİAŞ kaldı. Evet. Gözümüz gibi bakalım. Dört elle sarılalım diyorum. Yani, o da özelleşirse eyvah zaten. Eğer o da özelleşirse eyvah. İnanın bugünleri arayacağız. Eyvah. Peki. Bilmiyorum, yeterince aydınlatmış. Evet evet, bu kamulaştırma konusundaki notunuz özellikle çok önemli, bence anlaşılır da bir şey. Bu vurgu önemliydi efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz Sayın Özdağ. Kolaylıklar dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Peki efendim, hoşçakalınız. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Özdağ'la konuştuk.